İmaş Karavan'ın kapısından giriyoruz şu anda. Kapıyı açtık. Aydın Bey buradalar. Aydın Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu arabaları biraz gezelim. Tamam. Arkadaşlara anlatalım. Tamam. Bu bildiğimiz bir, bu camper denilen 15 metre küp. Camper denilen araç. Önü tek kişilik. Yani bu müşterinin arabası galiba. Evet. Çok girmeyelim abi biz buna. Yabancı değil. Şöyle mi? Sadece bir bakalım. Evet, arkada bir iki kişilik yatak dikey pozisyonlanmış. Arkada bir banyo görüyorum. Burada mutfak ünitesi. Abi bunlar bu klasik. Klasik bir araba. Evet. Benim şu dikkatimi çok çekti. Evet. Bu çok dikkatimi çekti. Onun sahibini aslında tanıyorsunuz. Tanıyorum. Benim de daha önce aldığım Fikret abinin arabası değil mi? Evet bu. Herkesin aşık olduğu bir araba bu. Gördüğünüz gibi. Gerçekten. Bizim Fikret abi çok zevkli, bir abi. Zevkli ve değişik arabalar yaptırır. Bu da gördüğünüz gibi yine Aydın Bey tarafından yaptırılan. Kaç model abi bu? 91. 91 model. Şöyle ön göğsünü çekiyorum sizler için. Gördüğünüz gibi. Evet bu araba yani benim için efsane arabalardan birisi. Şöyle önden de bir görün istiyorum. Evet. Elindeki çalışmaların tamamı airbrush. Bir de hepsi Fikret Bey kendi zevkine göre tasarlatmış. Yani klasik mevcut bir şablondan yapma değil. Tamamen kendi düşüncesi bunlar. Muhteşem. Evet. Şimdi çekme karavanlarla başlayalım. Tamam. Aydın Bey. Elinizde 750 kilogram altı var mı? 750 kilogram altı şu an elimizde yok maalesef. 760 kilo var. 700. Aslında aynı araç yurt dışından isterken 750 olarak da veriliyor bize. Şimdi önce bir şey anlatalım abi. Senin burası iki bölümden oluşuyor. Evet. Burası showroom gibi kullandığın bir alan. Burada imalat yok. Sadece evet. Ufak tefek tamirler burası oluyor. Arka tarafta imalat var. Evet. İmalata sonra bakarız. Tamam. Şurada boyanemiz var. Ha, araçları siz boyuyorsunuz. Tabii. Araçlar da burada boyanıyormuş. Arkadaşlar çok ya. Büyük olanlar işte otobüs gibi ya da 3,5'un üstünde olanları boyayamıyoruz burada. Evet, burada yine standart araçların tamamını boyayabiliyoruz. Yine burada Aydın Bey'in değişik çalışması, yeni çalışması. Yeni jest. Yeni jest burada çıkıyor. Arkadaki otobüslerde karavan mı olacak? Onlar karavan olmayı bekliyor. Yaşları ne? Yaşları dolmak üzere. 8 metrelik. Star araçlar. Burada iki tane aracınız var. Şu an iki tane aracım var. Aydınlatmasını yapayım. Biraz evet, burada yine karavan olmayı bekleyen araçlar. Hemen karşıda Aydın Bey'in rahmetli babasının aracı. O da benim çok sevdiğim bir araç. Yani o büyüklükte, onu da göstereceğim size içini. O küçüklükte, o büyük hacmi göreceksiniz. Yaklaşık bir 15 metre küplük Ducato kadar bir araç kendisi. 30 santim daha kısa. 36-36 yani 25-30 santim daha kısa bir araç. Yani. Şimdi. Aks aralığı 3.50 olduğu için. Ducato'dan 50 santim yani Maxi'den 50 Maxi. Santim kısa olduğu için dönüş çapı çok ufak. Bunlar nereden geliyor bu karavanlar? Fransa'dan geliyor. Fransa'dan geliyor. Ayakkabıyla giriyorum buna. Görebilirsiniz. Evet şimdi şöyle. Tournon bölgesinde üretiliyor. Bir buzdolabı var. Üç sistem bu buzdolabı. Üç sistem buzdolabı. Şöyle açayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu karşı taraf banyo. Evet. Kısmı. Banyo, tuvalet. Banyo, tuvalet kısmı. Gördüğünüz gibi. İçinde şey göremiyorum ben bunun.
Gazlı ısıtıcı, termodinamik? Yok, onları yok mu? İsteğe bağlı takıyoruz. İsteğe bağlı mı termodinamik takıyorsunuz? Ya ihlas takıyoruz ya termodinamik. Ha, 220 ihlas da takıyorsunuz. Evet. Süpersiniz abi. Bunun ne kadar eni boyu? Bu 420 modeli. Avrupa'da çok satılan modellerden biri. Daha doğrusu en çok tercih edilen. Ben çekme karavanı 5 metreye kadar kullanılabilir görüyorum. 5 metreden sonrasını, daha büyük olanları kullanırken ya çok profesyonel bir kullanıcı olmak lazım. Ya da az kullanmak lazım diye düşünüyorum. Şehir içinde falan boy çok uzayınca sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok duran karavan olması evet, lazım. Hani kamptan kampa gidenler için çok sıkıntı değil ama 5 metre üzeri olan araçlar bana göre kullanımı zorlaştırıyor. Yani hareket kabiliyeti azalıyor. Özgürlüğü de biraz kısıtlamış oluyor açıkçası. Zaten 5'in üstü bizde 5.25 diye bir model var. Çoğunluk 5.25 modelinde gidiyor. Çekme karavanın sizce avantajı neler? Çekme karavanın avantajı bir vergisel olarak avantajları var. En büyük en artısı. Büyük artısı. Bir de sabit, daha çok sabit yaşayanlar için binek arabayı bağımsız kullanabilme imkanı veriyor. Yani ben bir yere gidip de 10 gün 15 gün kalacağım diyorsam, arabamla da çevresini gezeyim diyorsam, o zaman çekme karavan avantajlı hale avantajlı. Geliyor. Avantajlı. Ama bana çok hitap etmiyor açıkçası. Bana da etmiyor. Ben çünkü gittiğim yerde 2 günden fazla kalamıyorum. 2 günden fazla kalmayınca da çok bir cazibesi olmuyor, yük oluyor. Bir de bir yere girdiğimizde işte sonradan gelenler oluyor, orası sıkışıyor. Eyvah, şimdi nasıl çıkacağız, nasıl döneceğiz? Evet. Onları düşünmek insanı rahatsız ediyor. Yani ben hemen marşa bastığımda çıkabilmeliyim. Kesinlikle. Motokaravanda onu kestirebiliyorum ama çekme karavanda işte o geri gelme olayı falan, yani benim çok yetenekli olduğum bir konu değil. O ayrıca gerçekten bir eğitim gerektiren bir şey. Bence çekme karavan kullanan herkesin bu eğitimi alması lazım. Yani ben BE ehliyeti aldım, hadi karavanla yola çıkayım dersem hata yaparım. Bence o hata olur olmuş. Yani. Çekme mutlaka karavan bir eğitimini bana göre almak şart. Lazım. Ben hatta bir ara şey düşündüm. Bilgisayarda bazı şeyler, oyunlar var. Ve bazı uygulamalar var, geri geri çekme karavanla gelme gibi. Onlarla bile ders çalışanlar olduğunu duyuyorum. Arkadaşlar bakın, bu çok güzel bir şey. Şey için, bu çekme karavanlar için bilgisayar üstünde simülasyonlar varmış. Aydın Bey bunları kullanmamızı öneriyor. Bunun en büyük artısı bence genişliği. Yani durduğun zaman. Tabii yaşam daha kolay durduğunda. Yani daha köşeli bir araç. Camper gibi değil, yukarıya doğru daralma yok. Taban çok yüksek değil, inmek binmek daha kolay. Peki meşhur soruyu sorayım abi. Kaç para bu? Bu karavan kaç para? Bu kadar uzun sürmez diye beklediğim soru. Bu karavan 17 bin euro. 17 bin euro artı KDV. KDV mi? Dahil. KDV dahil. Böyle bir karavanı almak isterseniz 17 bin euro vermeniz yetiyormuş arkadaşlar. KDV dahil. Bence çekme karavan düşünenler bu karavanlara bir baksın derim. İki tane var elinizde. Evet. Diğeri daha büyük model. 470. Bu karavanların bazı ekstra özellikleri ya da diğer karavanlardan farklı olan yanlarını belirtmek istiyorum. Birincisi, karavanların dış yüzeyleri ekonomik olan modellerde genelde alüminyum oluyor. Bunun fiber GFK dediğimiz pahalı karavanlarda olan duvar ve yüzey malzemeleri kullanılmış. Onun dışında aks kapasitesi aracın standardından 400 kilo daha fazla taşıma kapasitesi sahip. Onu biz özel olarak istiyoruz, opsiyonel özellikler arasında. Dışarıdan bagaja ulaşmak için artı bir bagaj kapağı var. Bu da yine standartta olmayan bir özellik. Bütün elektrik sisteminin LED olması, 50'ye 70 büyük havalandırma olması, bunların hepsi çok piyasada rekabet edilebilir olmuyor. Biz biraz ithalat yaparken
Motokaravanlarda kullandığımız, stoklarımızda bulundurduğumuz ekstra aksesuarları da göze alarak, yani bu araçta kullanılan birçok malzemeyi ben zaten şu an diğer araçlarımda kullanıyorum ve yedek parça konusunda da anında hani hizmet verebilecek durumdayım. İşte bir parça kırıldı, bozuldu, ya biz bunu Fransa'ya yazalım, oradan gelsin, işte sizin aracınıza monte edelim şeklinde değil de raftan çıkartıp araca monte edip gönderelim gibi olsun. Yani bu 420'lik bir karavanı bir daha söylüyorum. 17 bin euro verirsem KDV'si dahil aracı sahip oluyorum. Evet. Takıyorum gidiyorum. Şu an öyle. Öndeki 470 için ne vereceğim, ne ödeyeceğim? 470 modeli için yine konfort paket dediğimiz aynı ekstra özellikler bunda da var. Bunun fiyatı da 22 bin euro. 22 bin euro. Burada KDV çocukların dahil yatacağı. Bu yatak aynı zamanda, buyurun. Ben geçeyim. Evet, bu tabii ki çok daha ferah. Daha büyük bir araç. Aynı zamanda bu yataklar kalkıyor her ikisi de. Burasını kışın depo olarak ya da bisikletlerinizi, işte kamp malzemelerinizi kullanabilirsiniz. Yolda giderken de kullanabilirsiniz. Tek kişilik bir yatak olarak da kullanabilirsiniz. Bu arkaya dayanıyor. Onun dışında duş, tuvalet, işte camlar, sineklik, perde yani, hepsi Avrupa'da standart zaten bazı şeyler. Bu üstteki lavabo katlanıyor galiba. Katlanır lavabo var. Katlanır lavabo var. Böylece çok küçük bir hacimde her şeyi halletmiş oluyorlar. Evet. Ya, çok şık bir karavan. Gerçekten çok şık bir karavan. Aydınlatmalar gördüğünüz gibi tamamen LED. Kitap okuma lambaları her yerde. Gizli şeyler. Nasıl? 22 bin euro. KDV dahil. Dahil. Buna ekstra olarak şöyle bir şey de yaptık. Fiyatla ilgili değil ama araçları getirirken biz güneş paneli takılabilecekmiş gibi, akü ilavesi yapılabilecekmiş gibi, akü altyapılı, yani sistem altyapısı olan araçları tercih ettik. Bu da yine maliyeti arttırıyor. Akü şarj cihazı falan aracın kendi üstünde hazır. Çok güzel. İkisinde de öyle. İkisinde de öyle. Bunlar da tabii görünmeyen fiyatlar, görünmeyen özellikler. Yani ben bu aracı aldım. Farklı bir panel takmak istiyorum. Dışarıda kendim gidip birisine panel ve akümü taktırdığım anda altyapısı, sistemi altyapısı hazır. Şarj etme aletine kadar her şey hazır. Her şey hazır. Ve 22 bin euro. Evet. Bu şartlarda bana çok da pahalı gibi gelmedi. 22 bin euro ne yapıyor? 120 euro olarak ucuz geldi. TL olarak çok ucuz değilmiş arkadaşlar. Evet. Bayağı ciddi rakamlar tutuyor TL'ye gelince. Bunda da yine ekstra güçlendirilmiş dingil. Stabilizatörlü Alcon'un kafası var. Elektrikli bisikletin var. Fiyata dahil mi abi? Bisiklet paralar kazanmıyoruz. Ayrıca ben çok girip çıktığım için yukarıda muhteşem yok olan ne ararsanız aksesuar olarak, sandalyesi, koltuğu, yemek tabağı, bıçağı, hepsi, ne ararsan hepsini büyük bir keyifle, zevkle getiriyorduk. Ama geçen yıl kur artınca orada hevesimiz kırıldı tabii biraz. 100 euro bir sandalye bedelini müşteriye söylemeye çekiniyoruz. 700 euro. Ve İmajda şöyle bir şey var arkadaşlar. Raymond'un kataloğu üzerinden direkt oradaki fiyatlarla mı alabiliyoruz? Oradaki fiyatlarla veriyoruz. Oradan indirim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Raymond'un katalog fiyatlarından alabiliyoruz. Şimdi burada da bir Alcoven görüyoruz. Neydi abi bu küçük dingil aralığındaydı? Aks aralığı 3.50 olan, toplam boyu 6.10 olan. Yani bizim 15 metreküpten daha küçük. Daha küçük, kısa. Şöyle, biz bununla iki araç bir yurt dışı gezisine çıktık. 15 metreküpün dönemediği yerlerden çok daha ufak çapta, tekerlekler, akslar yakın olduğu için, dönüş çapı da ufak olduğu için kullanımı çok daha kolaydı. Ben Alcoven hastasıyım biliyorsun. Bana çok hitap ediyor. Bunun içine bakalım mı? Tabii, buyurun. Yoksa? Arkadaşlar, şimdi Aydın Bey'in bir özelliği var. Burada gördüğünüz bütün araçlar binip gitmeye hazır halde bekliyorlar.
Aydın Bey, şu arkada iki tane ufaklık var, onları göstereyim mi? Şimdi burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Kolay kolay Türkiye'de asla göremezsiniz. Asla göremezsiniz. Bakın bu farkı görün. Bu gördüğünüz ne biliyor musunuz? Bu gördüğünüz karavan. Yurt dışında karavan böyle yapılıyor. Bu iki tane kafa gördüğünüz gibi birbirine birleşik şekilde geliyor. Ortadaki parça ayrılıyor. Arkasına al. Şu ek parça çıkıyor. Buraya hı hı. Al koşasenin devamı geliyor. Hı hı. Dolayısıyla kilo kapasiteli bir araç. Bunlar sıfır. Tabii Türkiye'de belgelendirme maliyetleri çok yüksek olduğu için hı hı. Biz bunları o şekilde bir çalışmaya dahil edemedik. Şimdi benim burada dikkatimi çeken bir şey var. Normalde benim aldığım minibüste ya da sizin yaptığınız araçlarda şuradan yapıyorsunuz, doğru mu? Evet, Alco şase ile Ducato'nun normal şase arasındaki fark şu aradaki 20 santimlik mesafe. Avrupa'da tabii yükseklik çok problem olmadığı için, yollarda çok sıkıntı olmadığı için daha alçak yapılabiliyor. Ama biz de böyle yaparsak zaten her tarafa değme riski var. Riski var. Hı hı. Ama ne oluyor? İniş biniş kolaylaşıyor ve iç hacim yükseklik kısalıyor, tavanın alçalıyor toplam tavan. Yüksekliği, aracın toplam yüksekliği daha alçak oluyor. Daha alçak oluyor. Bizimkinden bir 15-20 santim arada fark oluyor. Hı hı. Bunu başka hiçbir yerde göremezsiniz beyler. Ona göre 3000 motor, 180 beygir, otomatik vites. Ben alıp gideyim bunu. Böylece. Binek arabadaki zevk, keyfi alınabilecek bir model. Evet, şimdi Alcoven'e biniyoruz arkadaşlar. Yok yok, çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Ben ayakkabıyla benim karavana girerlerse vuruyorum abi. Şimdi ayakkabılarımızı çıkardık. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir ön hacmi görüyorsunuz. Oldukça rahat bir geçiş söz konusu. Yani benim boyum kurtarıyor neredeyse. Üste bir yatak bölümü. Daha uzun boylu olanlar için bu parça kalkıyor. Aa! Evet. Yatağı kullanmadınız ya da orayı bagaj olarak kullanmak istiyorsunuz. Hı-hı. Bu kalkıyor. Dolayısıyla altı entegre gibi. Yolda daha giderken de daha ferah bir araçla yolculuk yapıyorum. Evet. Model Aydın Bey'in klasik modellerinden. Evet. Hareket şey olarak. Masa ayağı var. Evet. Evet. Şekilde. Evet. Sürüş böyle. Koltuğu da yine geriye dönüyor. Hı-hı. Televizyon var. Zaten televizyon varsa full altı full oluyor abi. Oluyor, evet. Türkiye mantığında. Tuvalet olmasa da olur. Buzdolabı olur. Da olabilir. Buzdolabımız 12 volt. 12 volt. Kompresörlü, sonradan dönüştürülmüş bir dolap. Hı-hı. Ama geçen yıl kullandım. Herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Siz geçen yıl kullandınız. Ben yıllardır kullanıyorum. Sizin 12 volta çevirdiğiniz buzdolaplarında ben hiç problem yaşamadım. Doğru malzemeyle. Doğru yani bir eleman işçilikle yaptığımız için sıkıntı olmuyor. Yani beyler görüyorsunuz. Şimdi ben sizin için şuraya tuvalete de bir göz atıyorum. Tuvalet, banyo. Gördüğünüz gibi yani bu malzemelerin şık. Tamamı suya dayanıklı malzemeler. Hı hı. Elektronik ve tekstil dışında her yeri yıkayabilirsiniz. Elektronik ve tekstil dışında her yeri yıkayabilirsiniz. Hiçbir zarar görmez. Evet. Islandı, nemlendi, şişti, koktu gibi şeyler bizim araçlarda olmaz. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi çoğu fark etmiyor da şu yukarıdaki küçücük gözler var ya, onlar çok işe yarıyor beyler. Allah oraya Allah yattığınız Allah zaman Allah'ın kitaplarını, evet. Gözlüğünü kullananlar için her şeyini oraya koyabiliyorsun. Şimdi ben bir kapatayım. Daha önemli bir sürprize doğru, Integra'ya doğru gidelim. Evet beyler, Türkiye'de Integra karavan yapılmıyor. Çok zor evet. Proje işi. Evet. Ama bu işe çok uygun bir otobüs kasası buldunuz. Mevcut. Mevcut. Karsan'ın kullanılan bir araç. Hangi modeli bu? Karsan Atak modeli bu araç ama Atak aynısının modeli. Star modeli de var aynı aracın.
Atak halk tipi, Starsa lüks yolcu tipi bir araç. Atak'tan çevirmek bizim için daha mantıklı gibi geliyor. Daha az donanım, aksesuar var içerisinde attığımız ya da işte söktüğümüz diyeyim. Onun için Atak'ı seçtik. Ama aynı çalışma Star için de yapılabilir. Şimdi 8 metre mi? 8 8-15. metre 15 santim 8 metre boyu 15 var. santim. Bunun için de bir görebilir miyiz Aydın Bey? Tabii. Yani bu benim gerçekten sevdiğim bir araç ve çok zevkli yapıldı. Başından beri ben takip ettim bu aracı, yapılışını. Yani gördüğünüz gibi hakikaten integralardan ayrılmıyor bu doğru. Kapıyı açtık. Kapıyı açtı Aydın Bey. Ayakkabılarımızı Tabii bir ayrı çıkaralım mı? çıkarmıyorsunuz bundan. Bunu da çıkarmıyoruz. Evet beyler. Ferahlığı görüyorsunuz. Bu Aydınlatmayı açıyorum size. Aydın Bey, bu çekme karavanlardan daha geniş içi, doğru mu? Evet. Daha geniş bir Aslında iç yapı. düşündüğünüz zaman çekme karavanlara göre daha da şey. Evet. Beyler. Görüyorsunuz. Yani işçilik bu. Olay budur. Yani Şimdi ben size koltuklar deri. deri değil aslında da Alcantara tarzı Alcantara. filok dediğimiz ithal Ha, filok. karavanlarda Tamam. kullanılan bir kumaş. Tavanda ve aydınlatma çerçevelerinde birçok yerde kullandık. Beyler zemini de görüyorsunuz. Zemin tam düz Sebebinden değil ama düze çok yakın. İnsanı rahatsız etmeyecek yükseltilerle. aslında tamamen düz de yapabiliriz ama sürücü koltuğu ve arka taraftaki oturma grubu koltukları arasındaki seviye farklılığını biraz daha düzleyebilmek için mevcut arabayı da çok değiştiremediğimiz için böyle bir setli çözüm bulabildik. Burası yatak bölümü. Aslında biz Evet. bu yatağı iki uzun yataklı olarak düşünmüştük normalde. Ama müşterimiz enine dedi. Enine istedi. Onun için enine yaptık. Bu iki dolabı kaldırarak aynı yatak uzun yataklı bir Ha, modele de hale de dönüştürebiliriz. gelir. Evet. Burada iki Bir kapı ayrı mı var? kapı var. Bu kapıyı böldüğümüzde duş ve tuvaleti diğer taraftaki kullanıcılar kullanabilir. Çok güzel. Bu kapılar aynı zamanda bu arayı da kapatır. Beyler görüyorsunuz. Değil mi? Evet. Evet. Öbür kapı da orayı kapatabiliyor. Öbür kapı da buraya dahil oluyor yine. Evet. Orayı kullanan bu kapıyı kapattığında orada işini halledip Arka taraf şey yapmıyor. Şimdi evet sen etkilenmiyor. açmışken ben Tam şöyle tersi bir de oluyor. Oradan aydınlatmayı yakabilirim. aydınlatması. Evet ya. Evet, şimdi Burası duş. banyoyu duş bölümüne Hiçbir şekilde sudan bakıyoruz. etkilenmiyoruz. Arkadaşlar yalnız benim duşumda, kendi duşumda böyle köşede güzel bir aparat yok. Bunda çok güzel bir aparat varmış. Kıskanç yaptım. Eski modellerde yoktu, Kıskanç evet. yaptım. Eski modellerde yok diyerek beni geçiştireceğini zannediyor beyler. O modelde öyleydi. Evet, şimdi burada. Bu da çok şık olmuş. Burası da çok şık olmuş. Tuvalet bölümünü görüyorsunuz. Yani şurada. Şöyle şunu kapatayım. Evet. Yani burada gene bir havalandırması var. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi normalde yaptığınız semilerin boyu ne kadar Aydın Bey? 7-20 dış ölçüsü var. 7-20. Evet. Bununki 8-15. Yani bir metre bile yok arada. Şöyle Semi'nin motosiklet taşıyıcılığı haliyle, Hı. motosiklet takılı haliyle bunun boş hali aynı. Ha, yani gördüğünüz gibi aradaki 95 santim. Zaten arkaya bir motor koyduğunuzda 75-80 santim. Hemen hemen aynı. Peki bunda motoru nereye koyacağız? Gene arkaya ekleyeceğiz. Gene aynı yere alacağız. Ya Beyler bir bir metre. metre. Bir metre arada bir farkımız var. Evet. O bir metreyi kabul ederseniz bunu alır kullanırsınız. Burada masamız var. Henüz monte etmedik. Tam çalışmalar bitmediği için monte etmedik. Onu da yakında monte edeceğiz. Burada bir ekstra yatağımız var. Elektrikli Ah. yatak. Evet. Beyler. Böyle tamamen bizim üretimimiz. Beyler görüyorsunuz.
Ben de koskoca karavanda iki kişi orada, iki kişi orada mı yatacağız diyordum. Ki yukarıdan bir yatak indi. Evet, gayet ferah bir şekilde iki kişi de burada yatabiliyor. Böylece altı kişi yatabiliyoruz. Yani burası da yatak olur aslında ama müşterimiz bunu istemedi. Ya gerek yok, zaten dört kişi bu araba yatak pozisyonu kişi ideal yani. Yeterli. Burada bu gene fanlı bir havalandırmamız var. Aha. Hem mutfak aspiratörü olarak kullanılabilecek kapasitede bir ürün. Hem de oturma esnasında işte havalandırma olarak yine kullanılıyor. Beyler, bu çok güzel bir fikir. Çünkü buraya konulan bir aletler var. Onlardan ben çok verim almadım. 10 santimlik bilgisayar fanı takılmış bir aspiratör. Hı hı. Karavanlarda ve teknelerde kullanılan aspiratörlerin tamamı 10 santim çapında. Hani sadece ses çıkartıyor bana göre. Çok da para verdim ben ona o zaman. Sadece ses çıkartıyor ama buradaki tabii 40 santimlik bir ürün. Hı hı. İstediğiniz devirde ayarlayabiliyorsunuz. En güzel yanı şuradan hem devir içeri, ayarlıyorsunuz. Evet. Termostatlı aynı zamanda. Çift yönlü çalıştırabiliyorsunuz. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye. Yani girdiniz, araç çok sıcak. İçerideki sıcak havayı tahliye etmek için bir 5-10 dakika çalıştırıyorsunuz. Sonra da dışarıdan temiz hava içeriye. Abi şimdi buna kaç para diyeceğim de korkuyorum. Abi ona demeyin. Bu çok para beyler. Buna ben korkuyorum kaç para demeye. Ama şöyle bir 100 bin euronuzu hazırlayın cebinize, evet. Minimum. Evet. Minimum bir 100 bin euronuzu hazırlayın. Üstüne de bakın artık. Elektrikli bir havalandırma sistemimiz var. Ah. Donatiyin evet. Bir ürünü. Evet. Eski kollu olan sistemler şimdi tabii böyle. Bu galiba yağmur yağınca da kendi mi kapanıyor? Var mı öyle bir şey? Kapanmıyor. Maalesef o özellik bunda yok. Bazılarında öyle bir şey de var galiba, evet. Değil mi? Yağmur sezici var üstünde. Yağmur ve rüzgar sensörü olanlar da var. Orada bir 500 euro daha veriyoruz ona. Hemen hemen. Beyler işte kaç para diye sorunca böyle oluyor bu iş. Sürücü ve yolcu koltuğu ikisi de havalı süspansiyon sistemli koltuklar. İkisi de geriye dönebiliyor. İstediğiniz gibi yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Hı hı. İsterseniz çevirebiliriz bir tanesini. Aracımız tamamen dediği için... Evet. Bu yaz bununla tatil yapılacak galiba. Yapılacak. Mı? Yapılacak. Bu çok güzel. Abi çevirme, çevirme. Çevirme Aydın Bey. Çevirme. Yok, çevirme abi. Burası sökülü olduğu için. Hı hı. Daha bitmediği için şu anda hala kamera sistemiyle uğraşıyoruz şu an. Çevre kamera. Çevre kamera ve müzik sistemiyle uğraşıyoruz. Hı hı. Çevre kamera bu araçta 4 kameramız var. Ön, iki yan ve arka, hatta 5. Bir tane de arkadan öne doğru tavanı gören bir. Yukarıda ağaç, herhangi bir çıkıntı varsa onları arkadan öne doğru, yani işte bir köprünün altından geçebilir miyiz ya da o ağaca çarpar mıyız gibi durumlarda görmemizi kolaylaştıran bir sistem var. Bu da lazım. Ayrıca etrafında hareket halinde sensörler var. İster hareket halinde kullanıyoruz, işte yandan yaklaşan herhangi bir araç olduğunda alarm ve park sensörü gibi çalışan bir sistem. Ayrıca gece bu sistemi alarm olarak kurabiliyoruz. Beyler, bu saydıkları şeyleri ben Mercedes otomobillerde görüyorum. Yeni yeni başlıyor. Yeni yeni onlar başlıyorlar. İmaj başlamış. Arabanın etrafında uzun süreli bir bekleyen bir durum olduğunda içeriye sinyal veriyor. Dışarıya uyarı veriyor. Flash LED yakıyor. Sonrasında işte siz müdahale ediyorsunuz. İsim vermeyeceğim ama çok güvenlik kaygıları olan arkadaşlarım var. Onlara sevgiler, saygılar. Aydın Bey sizi bekliyor karavanı yaptırmaya. Abi dışarıya çıkarken başka aracını orada açayım diyorum. Tamam. Şimdilik kapatayım. Tamam. Çünkü içeride senin özel çalışmaların da var. Çok sorun değil. Abi gösteriyor, adam gösteriyor. Ben bir şey demiyorum. Evet. Evet, bir ara açıp kapattık. Problem oldu. Hekileri burada görüyoruz. Burada bisiklet taşıyıcılar var. Onun yanında Velux 8 dediğimiz işte yapma kasa araçlarının arkasına takılan açılabilir merdivenler var. Aracın üzerine çıkabilmek için. Burada
Bike Block Pro 2'ler var. Bisiklet taşıyıcılarda kullanılan bağlantı aparatları, motosiklet taşıyıcılarda Yani bana lazım kullanılan olursa, ben de bisiklet taşıyıcı her şey varsa var. parçası gelip buradan Hepsi var. Kıyafma ile alabilirim. ilgili olan bütün malzemeler var. Hı. Bunlar Dometic Mide Heki'nin 12 volt elektrikli açılır olanları Hı. var. Onlar dışında normal standart olan modelleri var. Ya abi, 10 sen volt. burayı anlatmaya kalkarsan biz buradan çıkamayız. Ben şimdi böyle göstereyim. Arkadaşlar, burada ne ararsanız var. İnvertör mü istiyorsunuz? Bilmem şarj cihazı mı istiyorsunuz? Tuvalet Yani mi istiyorsunuz? Kapı mı özel istiyorsunuz? evet, bunlar Ducato'lar için dışarıdan özel getirdiğimiz, İtalya'dan özel getirdiğimiz kapı ve kapı karşısı arka kapakları için olan cam modellerimiz. Hı. Panel van araçları için, bunlar da yarı entegre araçları için Evet. kullandığımız Yani camlar. Yine yurt dışından gelen kapılarımız. Beyler, burayı gezmekten her zaman zevk aldım ben. Bir şeyleri Havalandırmalar. karıştırıyorsun. Mutlaka alacak bir şey Camlar. buluyorsun. Her çıkarken borçlu çıkıyorum ben buradan. Basamaklar, yine camlar, karavan Evet. camları, dometikler. Yani. Bu kutuların tamamı işte camların sineklikleri, perdeleri, çerçeveleri gibi malzemeler aslında, tabii açamadığımız birçok malzeme de var. Dizel ocağımız, işte ken ocaklarımız, onun dışında yine Almanya'dan getirdiğimiz kulplar. Dizel ocak da var sende. Evet, dizel ocağımız var ve bastonun. Ve bastonun. Şu kulplar çoğu üreticinin ya da kullanıcının diyeyim önemsemediği, fakat hepsi ne Almanya'dan getirdiğimiz, milyon defa açıp kapatsanız bozulmayacak ürünler. Bunların tabii çok daha ekonomik olanları var. Ama biz takıp müşteriye teslim edene kadar bozulduğunu gördük ve hiçbir araçta sonra kullanmadık. Çok güzel. İlk günden beri bu ürünleri kullanıyoruz. Almanya'dan ve İtalya'dan getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar hep aksesuarla ilgili Kapı malzemeler. kupları falan, Menteşeler. menteşeler. Abi, Menteşeyi menteşe bile Almanya'dan. Almanya'dan geliyor. Evet. Almanya'dan İngiliz malı ürünleri alıyoruz. Almanya'dan İngiliz malı ürünleri alıyor. Evet. İmaj karavan diye buraya Burada kadar geliyor. şöyle kulplar, özel malzemeler hepsi. Evet. Yani Bunların burada. tamamı, mesela şu çok yine farklı bir malzeme. Açılır, katlanır, tavan, dolap, üst dolap kapakları için kullanılan bir menteşe sistemi. Hı. Ömürlük bir sistem yani. İşte. O uçaktaki Abi, kapak ömrünün gibi. yanı sıra bir de şey var. 2 gün sonra ses yapmaya başlamıyor. Şimdi bu Hiç malzemeleri kullandığınız zaman 2 gün sonra sesler duymaya başlamıyorsunuz. garantiden hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani Gerek kalmıyor. ben şimdiye kadar hiç kapı Evet. pencere diye geldiğimi hatırlamıyorum. Gerek kalmıyor. Şöyle Evet. bir duş setimiz var. Aslında bunu tamamlayacağız. Malzemeleri de var ama zaman ayırıp tamamlayamadık. Yani hazır gelip bunu buradan sizden alıp kendim evde karavan yaparken koyabilir miyim? Tabii evde olmaz ama bir merdiven yanında, altında bir yerde Tamam, yapabilirsiniz. fark etmez. Bu karşıdaki ne, bu fırın mı? Bu Ne Dometic'in bu? bir fırını. Evet. Bir fırın. Gazlı Gazlı bir fırın. Evet. mı? Beyler, bunu alınacaklar listesine yazabiliriz. Aracı yenilerken, ikinci el bir araç aldığımızda mutlaka tuvaletini yenileyip öyle veriyoruz. Üst kapağı, kaseti, tuvaletin kullanılan kısımları, yani düz plastik dışındaki kullanılan kısımlarını müşteriye verirken yenileyip ikinci el bir araç gibi değil de yeni bir araç gibi kullanmaya başlayabiliyor. Yani çoğu yerde bulamayacağınız masa sandalyeler böyle burada Aslında yığılı bir kutularda da var biçimde. bizim masa Yani sandalyelerimiz. kutularda falan her yer masa sandalye dolu. Dolaplar, üstten Millet kapak. koltuk arayıp durur. Bir karavancıya gidersiniz. Burada koltuklar yukarıda dizili duruyor. Aspirant'ın masaları, sandalyelerimiz var. Evet. Ama Ya işte dediğim dediğim gibi gibi bakın şeyler. Melamin tabaklar, setler, evet. setler. Arka tarafta barbeküleri görüyorum. Yani buzdolabı yine burada. Üç sistem 3 sistem. buzdolaplarımız var. Harici kompresörlü buzdolaplarımız var. Harici kompresörlü klimanız var mı Aydın Bey? Harici kompresörlü klimalarımız var. Ama bazı araçların tavanında yer olmuyor araç. Evet. O yüzden klima koyamıyoruz. Evet, şekil bir arada gözüktüğü Evet. gibi.
Burada çadırlar. Çadır da var. Çadırlar, görüyorsunuz işte, arkadaşlar. Diğer, bu Volkswagen'in üçlü koltuğu mu? Bu Volkswagen'in Raymond'un ürettiği orijinal bir üçlü koltuk. Bu tabi bulması, getirmesi sıkıntılı bir malzeme. Biz bundan 2-3 tane getirdik. Daha önce araçta kullandık. Ama şimdi neredeyse koltuk bedeli bir araç bedeli gibi oldu. Kaç para? 500 euro gibi bir fiyatı var. Beyler, Volkswagen'i olanlar, transporturcular, 3500 euro. Sizin araç kaç para eder bilmiyorum ama vallahi 3500 euro diyor. Artık ADV mi? T7-8 çıkarsa onlar için belki cazip olur ama T1'e de cazip olabilir. Ya evet, T1'den... 200 bin evet, liralarda, 300 bin liralarda. Ama... koltuğun ağırlığı T1'in taşıma kapasitesi. Ducato'lar için özel ürettiğimiz, yıllardır kullandığımız depolar. Sağlam polietilen. Polietilene benzettim. Normal kapasitesinin çok daha üstünde bir malzemeyle ürettiğimiz depolar. Yani bir evlerde kullanılan turşu bidonu gibi öyle 2 milim, 1 milim malzeme değil de 7-8 milim kalınlığı olan, resmen civata sıktığınızda civatayı tutturabileceğiniz depolar. Görüyorsunuz. Avrupalarla yani karşılaştırdığımızda iki katı malzeme ve koltuk farkı var. Taban klimalarımız var. Evet. Truman'ın taban kliması. İşte Fiamma'nın box'ımız var. 500 litrelik bir box. Bunun dışında... abi her şey var zaten yani, yok yok. Jeneratörleri de var. Yani ne ararsanız mevcut. Şimdi dışarıya doğru bir daha bir çıkalım. Ben şu Mercedes'ime bir daha bakayım. Oradan mı çıkalım? Tamam, hadi oradan çıkalım. Hadi görüşürüz. Evet beyler, şimdi gene dışarıdayız. Ve burada Aydın Bey'in muhteşem semisini görüyorsunuz. Yani ben Aydın Bey'in semisini çok seviyorum. Şekil olarak... renk olarak hakikaten güzel. Abi bu müşterinin arabası. Müşterimizin aracı. Bunun içine bakabilir miyiz? İçi derli topluysa eğer. Bir bakalım. Beyler şöyle çok kabaca bakacağız. Girebiliriz. Çünkü müşterinin arabası. Araç. Gördüğünüz gibi. Oldukça ferah. Renkler zaten klasik. İmaj karavan renkleri. Şöyle. Evet, arkada uzun bir ada yatak. Bu aracın görüyoruz. En güzel yanı, 7.20'de ada yatak yaptığımızda karşılıklı duş tuvalet olunca bu bölümü engelliyor. Bu kapaklarla bakın, hem arayı kapatabiliyoruz. Ben uzaktan çekiyorum. Hem arayı kapatabiliyoruz. Evet. Hem de ara kapandı. Duş tuvaleti bağımsız kullanabiliyoruz. Şunu duş tuvaletine bakalım abi, nasıl bir şeymiş, merak ettim. Duş tuvaleti çok dar olacak diye düşünürken buradaki kapaklar daha açık bir alanda kullanıldığı için, yani şöyle diyeyim, kapandığında yavaş yavaş kapatıyorum. Daha büyük bir hacim oluşturuyor. Yani kullanılırken Kullanılırken beyler şöyle bir hacimle kullanıyoruz. Onu da bu da bu şekilde kullanım hacmi. İsterseniz şu şekilde yine kapatabiliyoruz. Burada duş bölümü. Evet. Yani bunu duş diye küçük diye görmeyin. Bunu kapatırken genişletip kapatabiliyoruz. Evet. Kullanırken kullanılmadığı zamanda da size çok daha geniş bir alan oluyor. Burada geçiş koridoru sağlıyor. Evet. Bunun için de aynı şey geçerli. Yani görüyorsunuz. Şimdi bu karavanı her yerde göremezsiniz. Bunlar çok farklı karavanlar. Zaten... az ürettiğimiz tamamen el yapımı olan araçlar. Metal konstrüksiyon çalışması. Kullanıcıların tamamı bu modelden ve bu araçtan mutlular, memnunlar. Kaç tane var bundan yaklaşık? 10 taneden fazla var. 10 taneden fazla var. Evet. Aktif kullanılan. Görüyorsunuz. Sürücü yani, yolcu koltuğu geri dönüyor. Dönebiliyor. Hareketli bir masa ayağı var. Gene tabii kitli. Her tarafa çekilebilen. Yani. Kendine yetebilen bir enerji sistemi var. Bütün
dışarıdan enerji almadan bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ya şu şeyler güzelmiş. Buzdolabı kilitleri. Domatiğin kilitleri aslında bunlar. Şu an bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu kilitler güzelmiş arkadaşlar. Evet. Göz koydum. Acilen bulmam lazım bunlardan. Yani söylenecek bir söz bulamıyorum Aydın Bey. Benim buradaki görüntü dışında aslında bu araçta yola çıktığınızda binek aracınızdaki kadar sessiz ve stabil gidiyor. Yani ben Avrupa karavanlara göre kıyasladığımda bu kasa daha sıkı bir kasa. Metal örgü olduğu için bir de oradaki konstrüksiyonu yaparken çok dikkat ediyoruz. Hem ağırlığa dikkat ediyoruz hem de rigid olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu da 3200'ler civarında. 3260 kilo bu aracın ağırlığı. Bu araçların tamamına tip onay belgesi çıkardık. Hepsi belgeli üretim yapılıyor. Yani münferit projeyle çizilmiyor. Ayrıca normalde bu araçları belgesiz üretmek mümkün değil. Piyasada yapıldığını görüyoruz. Belgesiz olmuyor. Aracı almadan ya da yaptıracaklarsa önce belgeleri sormak lazım. Ne belgesi Aydın Bey bu? Ne diye soracağız? Seri tadilat ve tip onay belgesi. Seri tadilat ve tip onay belgesinin olması lazım. Evet. Yoksa işte yasal olmayan bir şekilde ruhsatı çıkartıyorlar ama TSE'den onaylı bir projesi yok. Çünkü bunun için TSE direkt onu istiyor. Bunu yazanlar noterler ama bu işe çok hakim değiller. Yeni başladılar. Müşteri herhalde istediğini yazdırıyor diye düşünüyorum. Abi buralar çok karışık şeyler. Çok karışık. Türkiye'de aran her şey olabilir. Evet beyler, gördüğünüz gibi. Ha, bu aşağıda ayakkabılık mı var burada? Ne var? Burada dizel var ısıtıcımız var. Dizel ısıtıcımızın havalandırma dağılımı. İyi, ben otururken ben de bir ses duydum. Evet, ısıtıcımız da açılmış. İçeriği güzelce ısıtıyor. Dışarısı 30 dereceyken harika bir şey oluyor. Evet, bunu da evet. Kapattık buraya. Evet, gördüğünüz gibi. Her an her şeye ulaşabilirsiniz bu araçta. Bu araçlarımızın hepsinde taban çift taban. Yani kışın yalın ayak ya da çorapla aracın içinde gezebilirsiniz. Altında bir taban daha var. Bir taban daha var ve ısıtma sisteminin tamamı o iki taban arasından geçiyor. Dolayısıyla karavanda en büyük problem tabandan gelen soğuk aslında kışın. Ben çok böyle terlikle gezmeyi sevmiyorum. Ben de. Benim de çok hoşuma gitmiyor. Evet. Onun için taban sıcak olmalı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Araç çift taban. Yani gerçekten. Ben size yine şunu bir daha göstereceğim. Yani bu araç benim için bambaşka bir şey. Bunun içinde banyo duşu yoktu değil mi Aydın Bey? Evet. Banyo duşu yok. Yok. Evet. Seyyar bir portakoti tuvaletimiz var bu araçta. Onun dışında işte yatak olan bir koltuğumuz var. Arkada integre olmayı bekleyen araçlar var. Yaşını yeni, bekliyor. Yeni starlar var. Bebeklerimiz var. Beyler. Hepsi birbirinden güzel. Hiç ticari olarak kullanılmamış bu araçlar. Yeni teknolojiyle üretilmiş. Full havalı süspansiyon sistemi. Metal konstrüksiyon. Demin gördüğümüz otomatik vitesti. Bunlar manuel. Bunlar manuel. Evet. Evet. Beyler. İmaj karavandan bu kadar. Aydın Bey, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşürüz Abdullah Bey.